Van'daki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı. İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde eşi ve çocuğu 3 çocuğunu kaybeden Nebahat Fırat'ın feryadı yürekleri dağladı. Evinin enkazının başında Kürtçe ağıtlar yakan Fırat, mahallemizde 8 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 3'ü benim çocuklarım, biri de kocam, yuvam yıkıldı dedi. Evet, ilgili videoya şöyle kısaca bir göz atalım arkadaşlar. Ben çamaşır atıyordum. Çamaşır atıyordum, yalan hepsi altına kaldı dedi. Altına kaldı. Kaç kişi onu zaten? Bir tane vardı. En küçük 8 hala. Eşimi. Başını sağ olsun. Çok geçmiş olsun. Evet, maalesef burada 4 kişi yaşamını yitirdi. Baba ve 3 çocuğu uykuda yakalandılar. Uykuda yakalandılar. O sırada o çocuklar da birbirlerine sarılı halde cansız bedenlerine ulaşıldı. Şu anda görüyorsunuz, annesi de feryat ediyor. Kameraman arkadaşım Yaşar göstersin bu evi. Şu anda enkaz yerine dönüşmüş durumda. Gerçekten görüyorsunuz şu anda kerpiç bir evdi. Şu anda geriye sadece evet, ev diye bir şey kalmamış. İran'ın Hoy şehrinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van Başkale'de yıkıma yol açtı. Depremin vurduğu 4 mahalleden Özpınar yıkımın en fazla olduğu yer oldu. Depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği Özpınar mahallesinde 21 kişi de yaralandı. Fırat ailesinin yaşadığı kerpiç evde depremde yerle bir oldu. Deprem anında çamaşır asmak üzere bahçede olan Nebahat Fırat'ın evi yıkılırken eşi Reis Fırat, çocukları Fatma ve Muhammed Fırat ile 8 aylık bebeği enkaz altında kalıp yaşamını yitirdi. Eşi ile 3 çocuğunu kaybetmesi nedeniyle büyük acı yaşayan Nebahat Fırat evinin enkazının başında Kürtçe ağıtlar yakıp feryat etti. Depremde evin enkazında kalmaktan tek kişinin kendisi kalmaktan kurtulan tek kişinin kendisi olduğunu anlatan Nebahat Fırat, mahallemizde 8 kişiyi hayatını kaybetti. Bunlardan 3'ü benim çocuklarım, bir de kocam. Yuvam yıkıldı. Allah'ım sen bana yardım et dedi. Allah'ım ölenlere gani gani rahmet eylesin. Ve evi görüyorsunuz arkadaşlar, geriye neredeyse hiçbir şey kalmamış.